Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Efendim, şimdi bir telefon bağlantımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir. Halis Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar Mustafa Bey. Ve aleykümselam kıymetli hocam. Hayırlı cumalar. İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümündeyiz. İnşallah tüm yurtta pazar günü kutlanacak. Biz de bugün sizinle bu konuyu konuşalım istedik. Kıymetli hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın övgüsüne mazhar olmak için tarih boyunca pek çok Müslüman İstanbul'a seferler düzenledi. Pek çok komutan İstanbul'u almak istedi. Fakat onlardan yalnızca biri bunu gerçekleştirebildi ve Peygamber Efendimizin o meşhur hadisi şerifine mazhar oldu. Efendimiz şöyle buyurdular: İstanbul, Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Kıymetli hocam, sizinle bugün İstanbul'un fethinin İslam tarihi açısından önemine de değinelim. Nasıl değerlendirirsiniz? Bu konuda Kur'an'da ve hadiste neler söyleniyor? Bizlere neler aktaracaksınız? Sizleri dinliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşeda. İfade ettiğiniz üzere adı üstünde fetihten söz ediyoruz. Önce fetih kavramı ne demek? İslam tarihi boyunca bu nasıl bir süreç olarak gelişti ve bunlar içerisinde elbette Konstantiniyye'nin fethinin tarihin tam ortasında bir dönemi, bir çağı kapatıp yeni bir çağa süreç açan İslam ümmetinin adeta yeni bir sayfası ve geleceğinin tam kilometre taşı gibi. Evet. Şimdi yeryüzündeki hayatta Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir sistem var. Buna sünnetullah diyoruz. Allah Azze ve Celle insanlara başta irade vermiş. Yani insan tekil bir egemenlik sahibi. Sonra bu irade sahibi insanlar bir araya gelince bu iradenin bu kez kolektif hali ortaya çıkıyor. Hı hı. Toplum dediğimiz. Toplumlar da belli bölgelerde kendilerine yaşam alanı ediniyorlar. İcabında şehirleşiyorlar, şehirler bir arada devletleşiyorlar ve bu bir süreç olarak devam ediyor. Tabii tabanda şey değişirse, değer yargıları değişirse bazen yönetimlerle bu zıtlaşıyor. Yönetimler halkı bu kez ezmeye başlıyor, halkı istediği gibi şekillendirmeye başlıyor ve zulüm dediğimiz süreç başlıyor. Ancak malumunuz zulümler çok uzun sürmüyor, tabii, süremiyor. Tabii. Çünkü zulüm ile abad olmak mümkün değil. Ahiri berbat olur demişler. Zulüm berbat oluyor. Evet, evet. Peki nasıl ortadan kalkıyor zulümler? İşte bu noktada bu fetihler dediğimiz iyilerin hareketiyle Cenab-ı Hak buyurdu ki وَلَوْ لَا دَفَعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Allah'ın insanların bazısıyla bazısını def etmesi. Def etmek demek böyle İttirip uzaklaştırmak demek. Hı hı. Yani birileri bir yerde bir şey kurmuş, bir zulüm ortamı kurmuş, bir zulüm yönetimi oluşturmuş, halkı kula kulluğa mahkum etmiş. Böyle bir yapı mesela Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a Hüthüd Seba Melikesi'nin ortamından bilgi getirince dedi ki وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَّمْسِ. Güneşe tapan bir topluluk. Dolayısıyla yönetim ve ortam kula kulluğu, hatta nesneye kulluğu tahkim eden bir ortam olmuş. Buna iyiler bundan haberdar olunca rahatsız olurlar. Çünkü Allah'ın kulları özgür olmalı. Allah'ın kulları kula kulluktan kurtulmalı. Ve sadece Allah'a kulluk edecek şekilde özgürleşebilmelilerdir. O yüzden Hazreti Süleyman Aleyhisselam Seba Melikesi'ne mektup gönderdi. Bu işte bizim kayıtsız duramayışımız. Yani ötede bir yerde bir zulüm varsa kayıtsız duramıyoruz. O bakımdan pek çok gencimiz
Özellikle İslam tarihi ve İslam tarihinin de özellikle ecdadımızla birlikte Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte futuhat ile genişleyen, büyüyen, ta Avrupa'nın içlerine kadar uzayan bu fetihleri bazıları anlamakta zorlanıyor ve sanıyorlar ki biz birilerinin yeraltı, yerüstü kaynaklarına, efendim yaşam alanlarına göz diktiğimiz için varıp oralara efendim uzanmışız, akın etmişiz. Halbuki olay hiç böyle değil. O yüzden fetih kavramı önemli. Bir yerde zulüm varsa, bir yerde insanlar kula kulluğa mecbur edilmiş iseler, müminler, iyiler oraya karşı duyarlılık sergilerler. Oradaki kula kulluğun ve zulmün ortadan kaldırılıp bu da yönetimin bertaraf edilmesiyle, yoksa insanların malına, mülküne, servetine, toprağına, ailesine asla ilişmiyorsunuz. O yüzden bunun adı fetih. Yani Evet. kilitlenmiş olan bir sistemi, tıkanmış, zulme dönüşmüş olan bir sistemi çözüp açıyorsunuz. İnsanları ferahlatıyorsunuz. Resulullah'ın Mekke'yi fethetmesi gibi düşünün. Yani herkes evinde, herkes efendim mülkünü, ondan sonra toprağını, hepsi bunlar devam ediyor. Kimsenin ne malına ne ırzına asla el uzatmıyorsunuz. Halbuki batılı anlamdaki bir akın ordularla gelip insanların malını, mülkünü tarumar ediyorsunuz. Vatanlarını ele geçiriyorsunuz. Onlara asla bir hak, hukuk, herhangi bir şey tanımıyorsunuz. Bırakın fethi, siz bu akımlarla bu ortamları kilitliyorsunuz. İyice bu insanları köleleştiriyor, kendinize bağlıyorsunuz. O bakımdan İstanbul'un fethiyle ilgili ne kadar güzel söylenmiş. Yani neredeyse şehir İslam'ın esenliğine, İslam'ın adaletine artık susamıştı. Yani sürgüt devam eden zulmün halkta, tabanda, toplum katmanlarında oluşturduğu hoşnutsuzluk ve reaksiyon, onları bir an önce burası da fethedilse, bir an önce biz de şu gök kubbeye özgürce başımızı kaldırsak, baksak, hangi inançtan olursa olsun özgürce inancını rahatça yaşasa, böylece bir zulmün altında inim inlemekten kurtulsa diye fethi bekleyen şehirlerden biri olmuştur İstanbul. Bunların ilk örneği biliyorsunuz Mekke'nin fethiyle biliyoruz. Mekke'de aynı şekilde zulmün uzun yıllar sürdüğü, içeride iman edenlerin o şehirden sürüldüğü, kovulduğu, yani eğer sistemin size dayattığı kula kulluğa boyun eğmiyorsanız o zaman kaçmak zorundasınız. Size yaşam alanı Tabii. bırakmıyor. Dolayısıyla fetih, Müslümanların çevreye olan, zulme olan duyarlılıklarının bir neticesinde ortaya çıkan bir diğer gamlılığın, yani başkası adına başkasının çektiği sıkıntıyı gözeterek kendi hayatını tehlikeye atanların giriştiği bir süreçtir. Evet. Asla Batılıların anladığı şekilde şehirleri ele geçirmek, efendim mekanları onların yaptığı biçimiyle küffarın, efendim insanların mallarına, ırklarına, namuslarına tasallutu ile karıştırılmamalıdır. Zaten İstanbul'un fethi yahut Mekke'nin fethine dikkat kesilirseniz halk ile, ortam ile barışık bir netice ortaya çıkmıştır. Elbette. Önce Nasıl? gönüller fethedildi değil mi kıymetli hocam? Ya tabii. Dolayısıyla gönüller fethedilen şehirlerde neler yaşandığına dair aldığı bilgilerle, aldıkları bilgilerle ister ekonomik olarak, ister inanç açısından, ister her açıdan girdikleri, içinde bulundukları zulümden bir çıkış yolu olarak görmüşler. İslam ordularının gelip o ülkeyi, o memleketi fethetmesini. Evet. Allah'ın Resulü Mekke'yi fethettiğinde dahi, Mekke dönemi 13 yıllık bir zulüm sürecidir aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açısından. Ama bu fethe gölge düşürmemek, fethin bir intikam aracı olmadığını, çünkü ayette de Cenab-ı Hak, yani sakın adaletten ayrılmayın, öncesinde size zulmetmiş olmaları bugün sizi onlara adaletsiz davranmaya sevk etmesin. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Yani yaşanmış 13 yıllık Mekke dönemindeki zulümlerin o kötü hatırası dahi şehrin fethedildiği o ak sayfanın
berrak sayfanın açıldığı o günde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o güne onun tek bir siyah noktasının düşmesine müsaade etmedi. O önündeki Mekkelilere dedi ki İzhabu fe'entumuttulaka. Haydi gidin, sizler serbestsiniz, sizler özgürsünüz. İşte insanları özgürleştirme olduğu için biz bunun adına fetih diyoruz. İnsanların malına, mülküne, servetine, toprağına, yani yaşayan insanların asla dokunmadığınız, sadece zulmeden yönetimi izale ettiğiniz bir girişimden ibaret. Ve bu da neye bağlı? Güce bağlı. Dolayısıyla şunu çok iyi bilmeliyiz ki yeryüzünde insanın Hazreti Adem'in yeryüzüne indirilmesiyle birlikte o günden bugüne sünnetullah sahada, zeminde meşruiyeti bu güç ile temini efendim yasamış. Dolayısıyla yani neticede karşı taraflı olan hangi topluluk haklı haksız mücadelelerin neticesinde ortaya eğer güç çarpışması geliyorsa güçlü olan gücünü tahkim ediyor. Bu yani bu yaşadığımız meydandaki gerçeklik bu. O yüzden Allah Azze ve Celle güç kötünün elinde olduğunda kötü gücünü kötülükleri için kullanıyor. İnsanları sömürmek için kullanıyor. İnsanların her türlü varlığına saldırmak için kullanıyor. O zaman iyilerin güç sahibi olup sahada güçleriyle ortamda egemen olup iyiliği, adaleti, demin konuştuğumuz adaleti hakim kılarak böylece iyilik uğruna gücü kullanmak gibi bir iradeyi ortaya koysunlar. Evet. Cenab-ı Hak o yüzden bize ümmet olarak tarih boyunca hep güç hazırlamayı emretti. Biliyorsunuz İstanbul'un fethinde topların geliştirilmiş olması öncesinde önemli bir mühimmat olarak askeri hazırlık yapılmış olması ve savaş stratejisinin de savaşa uygun, ortama uygun fethedilmesi beklenen şehrin yapısına uygun olarak titizlikle çalışılmış olması, bunların hepsi güce sahip olacaksınız ve gücü doğru kullanacaksınız. Ama bunlar niçin hepsi? Hepsi fethin gayesi ve maksadı için. Evet. O yüzden Allah Azze ve Celle emretti ki وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Kuvvet namına ne kadar hazırlık yapabiliyorsanız yapın ve kuvvetli olun. Çünkü eğer kuvvetli olmazsanız o zaman kuvveti elinde bulunduran kötülerin etkisi altında kalırsınız. Eğer iyiler olarak siz kuvvete sahip olmazsanız bu kez kuvvete sahip olan kötüler kuvveti sizin aleyhinizde kullanırlar. Tabii. Bu hem savunma anlamında yani iyilerin kendilerini koruyabilecekleri yaşam alanlarını şu bu ezanlar ki şehadetleri dinin tebeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyoruz ama bu iddia ile sadece bir sesini yükselterek gerçekleşecek bir şey değil. Ardında Mehmetçiğin cesareti, kuvveti, kullandığı silahtan savaş stratejisine kadar her şey onun altına doldurmalı. Allah'ın emri olarak. Ama bu sadece savunmayla sınırlı mı? Hayır. Bizim ecdadımız tarih boyunca sadece kendi muhitinde, kendi mekanında benim yaşayacak bir alanım var. Efendim, güzel cennet ve topraklarım var. Verimli. Ben yaşıyorum. Uzaklarda, başka yerlerde birileri iniminin zulmün altında inliyormuş. Müslüman ya da gayrimüslim hiç fark etmez. Hı hı. Hepsi Allah'ın kulları. Elbette. Eğer zulmün altında inliyorsa, orada bir zalimin oluşturduğu bir yönetim ile halkını sıkıntıya soktuğunu biliyorsanız ve siz bir Müslümansanız Allah'ın kulu, buna karşı tepkisiz kalamazsınız. Çünkü Cenab-ı Hak buyurdu ki وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Fitne kalmayıncaya kadar Allah yolunda savaşın. Fitne ne demek? İnsanların eziyete uğratıldığı, Cenab-ı Hakk'ın onlara doğuştan verdiği, başta irade olmak üzere, inanç özgürlüklerini, mülkiyet özgürlüklerini, hayat özgürlüklerini, serbestçe yaşayabildikleri bir hayatın içerisinde Cenab-ı Hak onlara vermiş. Yaratırken bu vermiş bunları. Ama bir zalim oluşturduğu bir yönetim ile bunları onlara baskı unsuru olarak
kullanmaya ve zulmetmeye başlamış ise müminler buna duyarsız kalamazlar Allah'ın emri gereği ve oraya ilk başta soft önlemlerle müdahale ederler. Mektup yazarlar, yapmayın etmeyin, bak bu zulüm, bu zulmün günahı vebali üzerinize kalır. Bunun ilk örneğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de görüyoruz. Ne yaptı? Mektup yazdı. Kisra'ya mektup yazdı, Kayser'e mektup yazdı, efendim Mecusilere mektup yazdı ve bunlara gönderdiği, onların işte Azimur Rum diye, mesela Rumların büyüğüne diye Resulullah hitap ediyor. Hı hı. Diyor ki, yani İslam'ın esenliği insanlara Allah Azze ve Celle'yi tanımak, sahibi Mevla'yı tanıyıp bilmek hususunda Allah'ın bir mesajını getirdim. Başta sen olmak üzere Müslüman olmanı teklif ediyorum. Eslim, teslim, Müslüman ol, kurtul. Ama yok, hayır dersen ve bu yönetiminle bize karşı efendim bu mesajı buralarda yayamazsınız, anlatamazsınız dersen, o zaman bütün o ahalinin, oradaki insanların vebali senin üzerine, günahı senin üzerine kalır. Bu mektup ile uyardığınız, daha baştan yani yumuşak önlemlerle uyardığınız bir süreç. Ama eğer güce ve imkana kavuşursanız, o zaman bir yerdeki herhangi bir zulme karşı duyarlılığınız bu kez elinizle müdahale yükümlülüğünü size getirir. Yani bugünkü dünyayı düşünelim mesela, değerli dinleyici kardeşlerim düşünsünler. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm oluyor mesela. Hepsine duyarlılığımız var, içimiz kanıyor. Ama hepsine müdahalede bulunabiliyor muyuz? Hayır. Elbette. Neden müdahalede bulunamıyoruz? Cevabı çok basit, çünkü gücümüz yok. Evet. Ama gücümüz olsaydı, söz gelimi bugünün dünyanın en büyük süper güçleri, gücü olan bir ülke mesela, bir yerde beğenmediği bir şey olsun, deniz aşırı ülkelerde bile olsa ne yapıyor? Ultimatom gönderiyor. Diyor ki böyle bir şey olsun istemiyorum. Eğer benim bu sözüme dikkat etmezseniz oraya gelirim diyor. Bak, bugünün modern dünyasında bunu söylüyor. Hocam biz ve Kore'ye asker göndermiş bir milletiz. Evet. Ya. Kore'ye asker göndermişiz. Adaletin tesisi zulmün bertaraf edilmesi niyetiyle. Ama Irak'a asker gönderen, ta uzaklardan gelip oradaki insanlara zulmedip 1 milyona yakın insanı katleden insan hangi saikiyle buna yapıyor? Güç saikiyle. Gücüm var diyor ve ben burada bu işlerin şöyle olmasını istiyorum. Benim değerlerime uygun olarak buradaki gelişmelerin yaşanmasını istiyorum ve buranın petrolünü sömürmek istiyorum. Yani kötü kendi muradı uğrunda gücü meşru bir zemin işçesine kullanıyor. Bunun tam tersini işte biz Fetih'te müşahede ediyoruz. Bugünün en ücra köşesinde yaşanan, söz gelimi bazı Budist çevrelerin o Myanmarlılara yaptıkları zulmü düşünün, değil mi? Evet. İçimiz parçalanıyor. Eğer biz o büyük devletler kadar, onlar misali çok güçlü olsak, dünyanın süper gücü biz olsak, belki de tek bir ultimatomumuzla bu işi durdurabileceğiz. Durmazlarsa eğer, biz gidip oraya, arkadaş zulmetmeyin, herkes kendi hayatında kendi haklarına baksın, kimse kimseye müdahale etmesin diye ortama müdahale söz konusu olabilir. Ancak eğer sizin hazırlığınız yok ise içiniz kanar. Bazen soydaşlarınız benzer zulümlere maruz kalıyorlar. Sizin etki alanınız da gücünüz ile sınırlıdır. O bakımdan dünya kurulalı beri güç kötünün elinde zulme yol açmıştır. Ve sahanın meşruiyetini güç sayesinde temin etmiştir kötüler. İyinin elinde de adalete, fete yol açmış. Hem Müslümanların hem gayrimüslimlerin oh be rahatladık dedikleri bir fethin serinliğine ve esenliğine yol açmıştı. O bakımdan İstanbul'da Osmanlı'nın sarığını görmeyi tercih eden, görmeyi hatta özleyen ve bekleyen ahali, onların geldikleri zaman kendilerine zulmetmeyeceğini, bu şehirde onlara emanı, esenliği yaşatacağını bildiklerinden ötürüdür. Dolayısıyla söylememiz gereken şey şu ki, dünyada bu anlamda şablon değişmedi. Denklem değişmedi. İyiler güç sahibi olmaktan, askeri mühimmat hazırlamaktan, askeri stratejinin en ince ayrıntısına kadar yerde, karada, havada, hatta şimdilerde artık uzayda
hakim olmaya dair tam bir hazırlığı yapmaz ise su uyur, düşman uyumaz. Bırakın dünyanın ücra köşelerindeki zulme duyarlılık gösterip ecdadımız gibi varıp fethetmeyi, kendi bulunduğumuz ortamda dahi kendimizi savunamaz. Düşmanın, kötülerin güçleriyle bize müdahale etmesine fırsat açmış oluruz. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettikleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettikleri göz ardı edilecek şeyler değildir. Allah'ın Resulü "Ela innel kuvvete hiyerramyu" dedi. Kuvvet bilesiniz ki atmaktır. Yani kılıçla dip dibe savaşmaktan daha ziyade Allah'ın Resulü uzaktan uzağa ok atmayı, o atmalar Mustafa Bey kardeşim o günlerden bugünlere o kadar atmak olarak ama aynı ilke ve prensiple gelişti ki şimdi adam oturduğu ülkeden bir füzeyi kıtalar arası yönlendirip istediği bir noktaya atıyor ve oraya vuruş yapıp isabet alıyor. Tabii. Eğer bu güce sahip olursak iyiler olduğumuza inanıyor. Kimsenin bir karış toprağında, mülkünde, servetinde, inancında, dilinde hiçbir biçimde zulme gönlümüzde herhangi bir meyil yoksa en çok güce biz kavuşmak zorundayız. Madem ki bu gücü bu denli içtenlikle iyilik açısından kullanmak istiyoruz. Bu bizim açımızdan, bizim milletimiz açısından sadece bir iyi niyet deklarasyonu değil, ispat edilmiş, tarihte yaşanmış tertemiz bir gerçekliktir. Evet. Bugün bu kadar geniş coğrafyada yüzyıllarca hüküm sürmüş bulunan Osmanlı'dan sonra varıp o beldelere gittiğiniz zaman insanları kendi kültürleri, kendi dilleri, kendi inançları üzere buluyorsunuz. Eğer zulüm için kullanılsaydı ne dilleri kalırdı, ne dinleri kalırdı, ne toprakları kalırdı. Tabii. Kötüler tahakküm ettikleri zaman, bakınız Hint kıtasında bir süre tahakküm ettiler, hepsi bülbül gibi İngilizce konuşuyor. Hı-hı. Dolayısıyla kötülerin güç geliştirip, zulme, şehirleri kilitleyip, berbat edip, insanları Allah'ın kendilerine verdiği onurdan yoksun bıraktıkları bu dünyada, iyiler olarak güce sahip olup, hem kendi savunmanızı hem de zayıfların, çaresizlerin dünyanın neresinde olursa olsun eman diledikleri zaman imdatlarına yetişecek kadar kendimizi donanımlı kılmalıyız. Fethin her seneyi devriyesinde bize hatırlattığı gerçeklik bu olmalı. Evet. Yoksa bununla iftihar edip kalmak, oradan ders ve ibret çıkarmamak o zaman bizim tarihi gerçek manada değerlendirmediğimiz anlamına gelir. Evet hocam, süremizin sonuna geldiğimizi hatırlatmak isterim. Daha konuşulacak çok şey var ama maalesef süremiz de sınırlı. Neden işgal değil İstanbul, neden fetih? Buna da temas ettiniz. Gücü doğru kullanmaya değindiniz. Bununla ilgili tarih sayfalarına kazınan bir anekdot da var. Müsaade ederseniz son olarak bunu da paylaşmak istiyorum. O fetih Buyurun, sırasında efendim. İstanbul'un suyu yağmur suyuyla karşılanıyor ve İstanbul'un tek akarsuyu da Bayrampaşa'dan doğuyor kıymetli hocam. Vatan Caddesi'ne doğru iniyor bu su. Fetih sırasında Fatih Sultan Mehmet Han'a askerler bu suyu Bizanslılar içiyor, onları zehirleyelim derler. Fatih Sultan Mehmet de der ki biz katil değiliz, mücahidiz. İslam davasını buraya yaymak için geldik cevabını verir. Bu söz bile İstanbul neden işgal değil, neden fetih bunun cevabını veriyor kıymetli hocam. Son cümlenizi alayım ve bitirelim kıymetli hocam. Dilerim Allah Azze ve Celle fethedilmiş İslam beldelerini, vaktiyle fethedilmiş İslam beldelerinin o kimliğiyle efendim korunabildiği, bu bizim üzerimizde bir sorumluluk. Ve sonra da zulme uğrayan etraftaki dünyanın neresinde olursa olsun insanlara yetişebildiğimiz, tekrar o güçlü, efendim özgüveni yüksek nesilleri yetiştirebilmenin fırsatını Allah Azze ve Celle bize nasip etsin. Amin kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sizinle bugün İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde fethin İslam tarihi açısından anlam ve önemini konuştuk. Haftaya inşallah başka bir konuyla görüşmek dileğiyle sizleri uğurluyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim sizde. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi
Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi ve İstanbul'un fethini konuştuk.